Maalesef bildiğiniz gibi milyon dolarlık şirketlerden giderler göstererek vergileri sindirirken biz kamu emekçileri daha maaşlarımız yatmadan bile 135'e varan vergi kesintisiyle karşılaşmaktayız. Bizler tabii ki her yurttaş olarak vergi verelim demiyoruz. Tabii ki vergi verelim. Ancak bu vergilerimiz Ocak ayından Aralık ayına kadar sabit olsun ve 115'te sabitlesin talebinde bulunuyoruz. Vergide adaleti kuşan dedik diyen Maliye Bakanı sanat çalışanlarından yüksek vergi kesintisi yapmaya devam ediyor. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenler yaptık diye açıklama yaparken sağlık çalışanları her ücretlerinden kesilen yüksek vergiler yüzünden artan enflasyon karşısında her geçen gün fakirleşiyor. Sadece 2001 yılında başlatılan kur kumarı hesaplardan kazanılan paralardan bile vergi almayan, gelire göre vergi adaletsizliği yaratan hükümetin son açıklamaları, yeni tasarruf paketi programı inandırıcı olamıyor. Bugün 15 Mayıs, ücretlerimizi aldığımız gün. Nisan ayında hak ettiğimiz ücretlerimizden pay olduğu gibi bu ayda yüksek vergi kesintisi uğradık. Her malın ve hizmetin fiyatı sürekli artarken bizler her ay ücretlerimizden yapılan yüksek vergi kesintileri nedeniyle eksilmiş ücret alıyoruz. Ücreti kesintilerin tümünden düşük ücret, yüksek vergi kesintileri ve dolaylı vergi yüksekliğiyle toplumda gelir ve vergi eşitsizlik adaletsizlik yaratmıştır. Hükümetin yüksek enflasyon karşısında tasarruf tedbirleri paketi adı altında çalışanlara yeni yükler getirmesini kabul etmeyeceğimizi, mevcut vergi külün çalışanların sırtına yüklenmesine seyirci kalmayacağımızı bildirmek isteriz. Maliye Bakanı Şimşek'ten yaklaşmasını için 11. eylem haftamızda sorularımızı ineliyoruz. 1. Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? 2. Vergisini sildiğiniz yüksek vergi buffetleri sağlayarak kamuda beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz? 3. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyin, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 4. Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? 5. Kamuda gösterişe, şatafata, israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yenilikler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadele sonuç alarak sürecek. Bu mücadeleye katılımımız için tüm mağdur olan çalışanları ve halkımızı çarşamba ederimize davet ediyoruz. Uzun zamandan beri başta sağlık emekçileri olmak üzere kamuda çalışan tüm personeller arasında ciddi bir vergi adaletsizliği mevcuttu. Bu eylemde bu vergi adaletsizliğinin son bulmasını talep ediyoruz. Çok kazanandan çok vergi alınması, az kazanandan az vergi alınması ilkesinden bile yola çıkarsak bize dayatılmış olan bu yüksek vergiler bizim çok kazandığımız için değil. Mevcut var olan ekonomik krizin aslında biz emekçiler üzerinden sürümlenmesi için var olan bir düzenin aslında gerçekliğidir. Bu gelir adaletsizliğinin son bulması için eylem programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bununla beraber biliyorsunuz geçen hafta kamuda bir paket açıklandı. Bunun sağlanması evet tabii ki değerlidir, kıymetlidir. Sonuç itibariyle bir israf tespit edilmiştir ve bu israfın sonlandırılması gerçekliği önümüzde zaten vardır. Ama buradaki israf durumu biz kamu emekçilerinin sırtından sağlanmamalıdır. Bunun sorumlusu bizler değiliz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet.